Oradan çıkar bunların. Some things are not the same as they were a year ago. Arkadaşlar biz şimdi MediaMarkt'a geldik. Buradan GoPro kamera bakacağız. Hayırdır, saçına mı? Yok, aklım şeye geçti. Buna ne? Takıldı. Neye takıldı? Bunun fiyatını ama öbür taraftaymış. Öbür tarafta. Biz aldık da şundan hastaneden çıkar çıkmaz Kerim için arkadaşlar. Şimdi ona fiyatını arttı takmış. Evet. Biz ne kadar aldık? 600 küsüre. 600 yani 100 euro daha azdı bundan. 100 euro daha az. Şunu aldık evet. Buydu değil mi? Bu. Bizimki bu. Şöyle Kerim hastaneden çıkar çıkmaz aldık ki. Bu biraz daha tuhaf çalışıyor. Güzel. Aa bu dönüyor resmen. Bizimki ayarın... de dönüyor ama böyle ben hızlı dönmüyor. Ben hiç görmedim döndüğünü. Sizin iş yerinde mi bu veriliyor? Bizim iş yerimizde şimdi bu tableti verecekler şeylere, makinistlere, lokallara. Tam sen ama giderken iyi olmuş. Çok pahalı bir şey bu biliyor musun? Öyle basit bir şey değil yani. Bir de burada aldık arkadaşlar. Şimdi soracağız hangisi neye yarıyor diye. Arkadaşlar biz aldık şimdi. Gösterelim size hemen ne aldığımızı. Biliyorsunuz Emre benden bir... Yani nasıl söyleyeyim? Emre erkenden çıkacak yola. Erken dediğim o kadar da erken değil. Bizden bir gün öncesi falan Türkiye'de olmuş olacak galiba. Ya da iki gün mü? Ay sizden bir gece öncesi aynen. Bir gece Türkiye'ye öncesi varmış olacaksın. Biz de uçakla uçacağız. Ya da şöyle uçacağız söyleyeyim. Ben gece oraya varırsam inşallah. Gece oraya varıyorum. Siz ertesi sabah hemen gelmiş oluyorsunuz. Evet. Ya da öğlen işte. Ayas'ın durumunu biliyorsunuz. Kerim'in de durumunu biliyorsunuz. Bizim artık arabayla gitme bir lüksümüz yok. O yüzden... Arabayı da tamir ettirmek istediğimiz için Emre dediğimiz gibi önceden gitmek zorunda. Burada ne aldık böyle 360 işte, derece. Önceden yani tamir için önceden gitmiş. Şimdi yanlış anlaşılabilir. Araba orada tamir olması lazım. Ama aynı zamanda da siz oraya geldiğinizde inşallah ben sizi zaten havaalanından almam gerektiği için benim işte iki gün önceden sizden çıkmam lazım yola. Evet, yani orada kısacası araba kiralamak istemiyoruz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani araba zaten tamiri olacak. Burada da yaptırmıyoruz. Yani Türkiye'de yaptırmaya evet, karar verdik. Yani. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden öyle olacak. Burada ne aldık Emre? Vallahi Duygu, sen benim aklıma girdin. Şimdi küçük bir, şimdi bizim normal bir dijital kameramız var biliyorsunuz. O da hemen göze çarpıyor birincisi. Almanya'da bir de ikincisi her gittiğimiz yerde hemen kamerayı kapatın. Kamerayı istemiyoruz falan filan çekim yapmayın diyorlar. Ya haliyle insanlar korkup ürküyor. Hani dikkat etsek de onları çekmemeye falan hani çekiliyorlar zannediyorlar yani, o aslında. Bir de şimdi en güzeli geliyor. Bu kamera bir göster nasıl böyle bir kamera. Arkadaşlar bu öyle herhangi bir kamera değil, bu biraz farklı bir kamera. Senin istediğin gibi böyle 360 derece bir şey yapıyor. Çekim yapıyor. Evet. Çekim yapabiliyor. Hani şarttı. Madem bu işi yapıyoruz diye düşündük. Emre de Sıla yoluna giderken götürmüş olur. İçinde de şu belki kartesini aldık ekstradan. Ve şöyle bir selfie çubuğunu aldık. Emre buna gerek yok dedi ama ben istedim. Olur da böyle hani yemek yaparken yine bunu kullanırsam bu diğer kamera yerine. Bunu bu olsun istedim. Bunu da aldık. Bu da bakalım nasıl evet, çekimler tabii nasıl olacak? Çünkü dediğim gibi ben Türkiye'ye giderken çekmeyi düşünüyorum. Evet. Sıla yolunu. Bu 360 derece çekimi falan nasıl olacak bilmiyorum. Güzel bir şekilde ayarlayabilirsem bence çok güzel bir çekim olacak diye düşünüyorum. Bence de güzel bir şey olacak. Şimdi nereye gidiyoruz? Anneme gidiyoruz. Çocukların yanına gidiyoruz. Bir saattir yaklaşık oradalar. Gidiyoruz oraya. Lahmacun marmisi yemekte. Lahmacun yiyeceğiz arkadaşlar. Kahvaltı da yapmadık zaten. İyi ama ben de, diye düşünüyorum. Yani. Ben de gerçekten bekliyorum yani şeyi. Ne deniyor ona? Bu kamerayı biraz heyecanlandım. Değil mi? Güzel bir şeye benziyor. Çok güzel bir şeye benziyor. Güzel bir şeye benziyor. Bir de arkadaşlar sizin için yapıyoruz. Yani çekimlerimizi. Daha güzel olsun. Daha güzel, daha, daha kaliteli. Ve daha farklı çekimler olsun diye. O yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada lahmacunumuz var.
salatamızı var. Bizim afiyet olsun. Göz hakkımızı helal edelim. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Şöyle ışık yapayım. Çok karanlık çünkü. Bu arada Fulya'ya uğradım. Kaşımı aldırdım. Fırsat bu fırsat dedim. Çocukları anneme bırakmışken, çünkü bir daha gidemem biliyorum. O yüzden hemen kaşımı aldırmış bulundum. Size şimdi Türkiye alışverişimizi göstereceğim. Yani Türkiye için alışveriş yaptık. Hediyeler falan aldık. Kendi ihtiyaçlarımızı aldık. Onları şimdi size bir göstereyim. Evet, şurada gördüğünüz gibi çay aldım. 2 paket çayım var. Burada böyle hediyelik tişörtler var. Şöyle. Sonra bunlar da hediyelik yine. Kepeler falan. Böyle. Bu Emre'nin çantası. Emre'ye şöyle bir çanta aldım. Pasaportu falan koyması için. Bunlar benim eşyalarım, ihtiyaçlarım. Şöyle çocuklarım. Sen kremisi falan, saçıma. Aldığım ürünler burada. Denizden ve havuzdan çıkınca sürmek için böyle bunları hep senelerdir kullanıyorum. Yoksa saçımı kıvırcık biliyorsunuz açamıyorum. Onun dışında deodorantlarım var. Şöyle. Sonra güneş kremim var. Garnier'inkini aldık. Bir de güneşten sonrası için. Bunu da buraya unutmayayım diye koydum. Vücut yağı. Yine burada deodorant falan var. Böyle gördüğünüz gibi makyaj temizlemek için böyle ıslak mendilim var. Hediyelik eşyalar var burada, parfümler var. Bunlar da yine hediyelik, böyle gördüğünüz gibi üzerinden hemen geçiyorum. Burada da böyle hediyeliklerim var arkadaşlar. Bu şekilde aldıklarım bunlar. Bir de size şöyle ne göstereyim. Mayo bulamadım kendime ne yazık ki, yani yaptım ama gelmeyecek o kadar hızlı bir şekilde. Şöyle bir üst aldım, mayo üstü. Böyle boğazdan bağlamalı. Şu şekilde. Bunu giyeceğim ve gerisi kalanına büyük ihtimal Türkiye'de bulmaya çalışacağım. Çünkü bulamadım. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Bir de şurada Kellogg's var. Kerem yer diye onu götürüyorum. Belki orada bulamayız diye. Bundan yine de ne olmaz diye yanımda aldım. Evet, bu arada arkadaşlar hani biliyorum, toparlamaya çalışıyorum. Hala kendimi toparlamaya çalışıyorum. Hani olur da böyle birazcık size değişik gelirsem, yani hani anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Hani yavaş yavaş toparlıyorum. Birden olmuyor. İnanın birden pat diye her şey değişmiyor. O yüzden hani moralim biraz böyle düşük, motivasyonum yerinde değil. O yüzden affınıza sığınıyorum. Yavaş yavaş alışacağım artık videolara. Böyle pat diye olmuyor bende. Hatta bugün denedim, dedim Duygu hadi gözünü boya, makyajını yap. Ama olmuyor. Yani kaşımı bile almaya gitmem bir... büyük bir şey benim için. Yani onu bile yapmam büyük bir şey şu anda benim için. Ama kendime iyi gelen şeyleri yapacağım. Kendime gerçekten neydi, nasıl iyi hissediyorsam onları kendim için yapacağım. Bunu kesinlikle böyle istiyorum. Pamuk yapma anneciğim. Öyle. Diğer videoda inşallah daha bir motivasyonum yerinde, daha keyifli karşınıza çıkarım diye düşünüyorum, umarım. Allah'a yüz binlerce kez şükürler olsun. Sonuçta evimizdeyiz. Oğlum yine yanımda, başucumda. Benimle birlikte. Bunun daha kötüsü olabilirdi. Her şeyin farkındayım. Ne kadar Allah'a şükretsem, ne kadar hamdolsun desem gerçekten azdır. O yüzden yavaş yavaş, her şey yavaş yavaş olacak. Bu arada size ne zamandır göstermek istediğim bir alışverişim vardı. O kaldı. O da poşetteydi. Dedim bunu da şimdi göstereyim, aradan kalksın. Çünkü biz buraya geldiğimizde büyük ihtimal havalar soğumuş olur ve biz bunları belki giyiyor oluruz. O yüzden kaçırmak istemedim. Ne aldığımı size göstereyim. Tabii
biliyorsunuz ben birçok alışverişimi buradan yapıyorum. Best Secret'ten. Burada markalı eşyaları, markalı kıyafetleri çok çok daha fazla uygun bir fiyata bulabiliyorsunuz. Dışarıda çok daha pahalı olan bir şeyi gerçekten burada yarı yarıya ya da 3 kat daha ucuzuna almış olabiliyorsunuz. Yani atıyorum bir H&M'den ya da bazen Zara'la bir oluyor ya da daha uygun oluyor fiyatları. Şimdi misal verdim, hemen linçlemeyin lütfen. Misal olarak o kategoriyi seçtim. Öyle ve çok memnunum kıyafetinden de her şeyinden de biliyorsunuz. Best Secret'ten şöyle ilk olarak Emre'ye aldığımı göstereyim size. Şurada bakın böyle Tommy Hilfiger'ın bir ceketi, şu şekilde siyah bir ceketi var. Bunu aldım. Evet bu şöyle. Bu mesela dışarıda 250 euroysa burada 55 euro arkadaşlar. Şurada göstereyim. Yukarıdaki fiyatı 250 euro. Dışarıda gerçekten bazı internet sayfalarında öyle. Ve bizim aldığımız fiyat da bu. Bu şekilde. Bu arada bu ben hep online sipariş veriyordum ve ilk defa mağazasına gittim Münih'te. Orada alışverişi yapmıştım. İlk kez oradan mağazasından aldım. Öyle söyleyeyim size. Gayet de hoşuma gitti. Yani siz de eğer Münih'in yakında bakabilirsiniz. Değilseniz online sipariş verebilirsiniz. Kendime de aynı ceketi aldım. O da böyle şu şekilde bej rengini aldım. Yalnız aşırı derecede bol gidiyor arkadaşlar. Bedenine bakmadan almışım. XXX large bu ceketler aslında. Ama bunlar da bol giyiniliyor diye ben de aldım artık. Bunun da fiyatı 250'den. Sanırım renk farkı olduğu için burada 75 euro da bu tutmuş oldu. Sonra şu gömlek elbise. Elbise gömlek arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu elbise gömleği görüyorsunuz. Böyle daha yakından geleyim. Kırmızı şeyleri var, düğmeleri var. Şu şekilde bir gömlek. Elbise gömlek, pembe. Bu ne zamandır her zaman aklımdaydı. Dedim boşver Duygu, boşver Duygu, boşver Duygu, boşver. Şimdi de alasım geldi ve aldım arkadaşlar. Böyle aldım. Ütüleyeceğim, inşallah giyeceğim. Çok beğendim çünkü. Kendimi öyle ödüllendireyim istedim. Burada da pantolonum var. Şu şekilde. Bunun içerisine sığdığım zaman size haber vereceğim, tamam mı? Bu bırakın kapanmayı, numarasına hiç, yani numarasını bırakın, görünüşüne bakmadan almışım sanırım. Bu 30'a 34, yani Vitis 30 olan bir gröse, yani Duygu'nun aslında içine sığmadığı, yani giydiğinde inanın yani burama bile çıkmadı. Bacaklarımın orada durdu yani. Üst bacağımın orada, kalçamın orada durdu diyebilirim. Neyse. Sığdığında size de söyleyeceğim. Şöyle bir pantolon aldım. Üzerine de çok sevdim. Bir beyaz tişörtü aldım. Yine aynı markanınkini. Hugo Boss'unkini aldım böyle. Beğendim. Bu arada bunu da X-Large aldım. Ama bunun neresi X-Large biz anlayamadık Emre'yle. Değil mi? Medium gibi duruyor. Bu. Aha. Hatta eskile evet kimi zannettin? Yo yani soruyorum şimdi sana mıydı? Bana da almış olabilirsin, o yüzden hoşuma gitti. Ama al bunu... giy. Yok ben de. Giyebilirsin. Beraber giyeriz. Sen bana bunu zaten... Hem bola altırsın bana bunu. Sen benim için bolatma da. Çok fenasın görüyorsunuz değil mi? Yani işte böyle hep böyle var ya böyle. Şöyle alacağım şunu, şimdi buradan fırlatacağım. Neyse. Çok güzel. Hayır, ben şeyi diyecektim. Sen zaten t-shirt buna çok benzer bana almıştın. Hugo Boss'un. Evet, renk renk aldım sana ama logosu bu tarafta bir küçük bir şey. Fark etmiyor. Daha güzel, güzel aldım. Hatta güzel.
Bu da arkadaşlar 60 Euro'dan 40 Euro'ya geldi. Tabii hala pahalı, uygun bir şey değil ama bu sefer böylelerine gittim. Diğer markalarda ise çok daha fazla uygun ve güzel fiyatta bir şeyler bulabilirsiniz. Yani Tune'da A'nın, Zara'nın ve H&M'in fiyatından bile bazen. Emre, pamuğu kurtar. Pamuğu kurtar. Gel. Demek istediğimi anladınız. Böyle kelimeler var ya, artık hiçbir şey aklıma gelmiyor. Bir şey yapamaz. Neyse, çok fazla negatif olmak istemiyorum. Hemen bir an önce bu işin içinden de çıkmam lazım. Ama çok fazla bu olaylardan beri, Kerim'in olayından beri inanın çok fazla sabırsız oldum. Çok fazla böyle panikliyorum, panik atak oluyorum. Boğuluyor gibi hissediyorum. Hep böyle bir ortama girdiğimde daralıyorum, nefessiz kalıyorum. Bir an önce de randevularıma tabii ki gitmem gerekiyor. Şimdi izin geliyor, o yüzden gidemeyeceğim. Yani bu hafta gittim, daha gidemeyeceğim. İzinden sonra devam edeceğim. Ki buna çok ama çok biliyorsunuz ihtiyacım var. Tek başına artık baş edebileceğim bir konu değil bu benim. Öyle, aldıklarımız da böyle arkadaşlar. Son olarak da size diğer aldığımızı zaten arabada göstermiştik değil mi Emre? Kamerayı. Tabii göstermiştik biz. Neyi gösterdik? Aldığımız kamerayı. Yeni kameramızı. Göstermiş miydik? Hatırlamadım. Tabii arabada çektik ya. Ha tamam, biraz çektiğimiz. 5 dakika çekmiştik. Hatırladın sen iyi. Aldıklarımız işte böyle bu türde. Şu mavi torbada da biraz hediyelikler var. Onları şimdi açıp hepsini göstermek istemiyorum. Daral geliyor yine. Bu videoda böyle olsun. Bu da bizim Sıla yolu hazırlık, daha doğrusu hazırlık değil, alışveriş videomuz olmuş oldu. Diğer videomuzda Sıla yolu hazırlık olur ve Emre'den size bir Sıla yolu videosu gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ben uçakla çocuklarla uçacağım. Emre ise 2 gün öncesinden çıkıp arabayla gidecek. Öyle. Bavul hazırlamam lazım, bavul hazırlık yapmam lazım. Yani işim daha çok var. Ama zamanım da biraz var. O sürede yaparım artık. Emre evdeyken ben de bavulu falan hazırlarım diye düşünüyorum. Sizler bu sene gidiyor musunuz? Çok merak ediyorum. Aranızda Türkiye'ye gidenler var mı? Bu sene yoksa gitmeyenler mi var? Ya da hiç arabayla gitmeyenler büyük bir ihtimalle... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence... Aşağıya inmen lazım, görünür. Bence herkes gitti bile. Gitti mi? Bence zaten, bu sene çok gitmeyenler de... Zaten şey olarak okulların tatil olması zaten bizim burada galiba en son yer. Baden-Württemberg'le beraber olması lazım. Hessen de galiba öyle. Tam emin değilim de. Yani zaten bütün Almanya'ya gitti. Şimdi burada tatile gidenler de zaten bizim burası bir haftada tatil. Onlar da zaten gitti. Bir tek ben kaldım. Sen? Yani arabayla gittiğim için. Sıla yolu olarak bir tek ben kaldım, öyle diyeyim. Yok yok, ortasında gidenler de çok olacak galiba. Ortasına doğru. Ama çok enteresan bir Sıla yolu olacak bence. Çünkü siz uçakla, ben arabayla. Ben sizden 2 gün önce yola çıkacağım ve aynı zamanda Türkiye'de olacağız ve ben hatta gideceğim, planda şu, gideceğim Duygu'yu ve çocukları havaalanından alacağım Türkiye'de. Öyle. İnşallah Allah nasip ederse. Tabii, Allah bakalım. Kısmet ederse. İnşallah. Tamam. Çünkü biliyorsunuz her şey planladığımız gibi gitmeyebiliyor, olmayabiliyor. Hayırlısıyla diyelim İnşallah. En iyisi. Ama güzel olacak ya, güzel olacak. Hayırlısıyla. İnşallah. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Sen de editine başla. Edit'i evet. Yap. Evet. Edit bugün senden. Ben de tamam. Buraları toplayayım. Bu video ne zaman? Cuma mı? Yarın mı? Pazartesi mi katacağız? Pazartesi mi? Bilmem. Hayır. Pazartesi mi? Pamuk! Kapıyı neden kilitledin? Ya orada yemek yiyordu o. Gel. Niye havluyorsun, gel. Beni kilitlediniz de, Tabii ki havlarım de. Tabii ki havlarım de. O nasıl bir soru de.
Bunu da özlemişsinizdir siz. Orada bir şeyler uçuyor. Eşyalar. Bakın pamuk koskocaman oldu var ya. Bayağı büyüdü pamuk. Görüşürüz. Hoşça kalın.